embriyonik gelişim diyeceğiz ve daha sonra büyüme ve gelişmeden bahsediyoruz. Büyüme ve gelişme nedir? Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Büyüme nedir, gelişme nedir? Aslında günlük hayatta biz bu terimleri çok kullanıyoruz ama ne anlama geldiğini ne kadar bilsek de doğru ifade edemiyoruz. Bir bakalım büyüme neymiş? Büyüme dediğimiz zaman hacimce ve kütlece artış diye bahsedeceğiz. Hücrelerin sayıca artması da büyüme olarak, örnek olarak gösterilebilir. Büyümeye baktığımız zaman arkadaşlar, burada büyüme, hacimce ve kütlece artış. Ama nerede? Tek hücreli canlılarda. Çok hücreli canlılarda ise büyüme olabilmesi için mutlaka bölünme olması gerekiyor ve hücre kütlesinin de artması gerekiyor. Burada önemli olan nokta, mesela burası testlerde çıkar. Bölünme tek hücrelilerde büyümeyi değil, üremeyi sağlar. Sana düşmen için diyor ki, bölünme tek hücrelilerde büyümeyi sağlar diyor. Buraya kesinlikle düşmüyorsunuz. Büyümeyi sağlamıyor arkadaşlar, üremeyi sağlayacaktır diye söyleyebiliriz. Gelişme nedir peki? Gelişme dediğimiz zaman aslında biz bunu günlük hayatta diyoruz ki doku ve organların belirli bir olgunluğa ulaşması diye söyleyebiliriz. Olgunluk ne demek? Yani doku ve organların işlevselliğini kazanması diye söyleyebiliriz. Eğer çocukluk dönemimize dönecek olursak arkadaşlar, mesela şurası 1-1,5 yaş aralığında bir kalemi tutma versiyonumuzu gördük. Daha yaşımız ilerlediği zaman 2-3 yaş arasına girdiğimiz zaman ise kalem tutuşumuz bu şekilde. 3-4-5 yaş arasında bu şekilde. 4-5 ve 7 yaş arasında daha düzgün bir şekilde tutuyoruz. Aslında burada kalemi tutamamaktaki neden şu parmak uçlarımızda bulunan ince kasların henüz belirli bir olgunluğa ulaşamamasından kaynaklı. Ne zaman ki bu belirli bir olgunluğa ulaştı, o zaman kalemimizi doğru bir şekilde tutuyor vaziyette oluyoruz. Biyolojik olarak açıklamasına baktığımız zaman ise zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonuçlanan olayların hepsine birden gelişme diyoruz. Yani zigot dediğimiz şey neydi? Döllenme olduktan sonraki aşamamız. Şimdi geliyorum burada arkadaşlar, embriyo ne demek? Embriyo dediğimiz şey zigot oluşumundan sonra ana rahmindeki canlıya gelişiminin ilk 8 haftasında embriyo ismi veriliyor. 0-6 haftada bir görsel ekleyelim dedik ve son 8. haftada en son embriyomuz arkadaşlar bu şekilde bir görüntüye sahip oluyor. Peki 8 haftalıktan doğuma kadar geçen sürede ismi ne olacak? Fetüs ismi veriliyor. Bir tekrar edelim arkadaşlar. Zigot oluşumundan sonra ana rahmindeki canlıya gelişiminin ilk 8 haftasında embriyo ismi verilirken 8 haftadan sonra fetüs adı veriliyor. Ve şurası zaten şu gördüğümüz yapı arkadaşlar, fetüs dediğimiz yapı. Daha sonraki süreçler ise doğuma kadar gelişen süreçtir diye söyleyebiliriz. Hadi görüntüde bir de şuraya bakalım. Bu neydi? Göbek bağı arkadaşlar, yani kordon dediğimiz yapı. Nereyle bağlantılı? Plasentadan beslendiği için plasenta ile bağlantılıdır diyoruz. Embriyonik gelişim basamaklarına baktığımız zaman toplamda 4 basamaktan bahsedeceğiz. Segmentasyon evresi, burası hızlı mitoz bölünmelerinin gerçekleştiği evredir. Blastula evresi, gastrulasyon evresi, hücre göçü diye de adlandırılıyor. Farklılaşma ve organogenez ismiyle devam ediyoruz. Segmentasyona baktığımız zaman segmentasyon ne demektir? Segmentasyon zigot oluşumundan sonra başlayan hızlı mitoz bölünmelere segmentasyon denir. Sana banko soru burada ne diyor? Hızlı mitoz bölünmeler nerede gerçekleşir? Fallopi tübünde diye söyleyeceğiz. Arkadaşlar şurada yine şekil koydum. Dişi üreme sistemini anlatmıştık zaten. Buradan bir ifade edelim. Fallopi tübü neresi? Şuralar yumurtalıkta sağ ve solda bulunan loblar. Kirpikli huni ile yumurtayı attıktan sonra burada tutuyordum. Sonra fallopi tübüne geçtim. Aynı zamanda burası döllenme kanalı diye de geçiyordu. Burada arkadaşlar döllenme oluyor ve ilk mitoz bölünmelerde yine burada gerçekleşiyor. Segmentasyon sonucunda oluşan her bir hücreye blastomer diyoruz. Çünkü burada mitoz bölünmeler geçirecek. Segmentasyon sırasında ne oluyor arkadaşlar? Hücre sayısı artıyor ama hücrenin büyüklüğü azalır diye söyleyebiliriz. Evrenin sonunda duta benzeyen 16-64 hücreli morula isimli bir yapı oluşacak. Morulanın oluşmasına kadar geçen süreç henüz yumurta kanalında gerçekleştiğinden dolayı embriyo anneden besin alamamaktadır. Yani burada bir beslenme süreci olmadığı için vitellus kesesinde besin miktarı giderek azaldığından dolayı, aynı zamanda hücreler giderek arttığından dolayı hücrelerin büyüklükleri azalıyor beslenme yetersizliğinden dolayı. Bu nedenle morulanın hacmi zigottan büyük değildir diyor. Bunun karşılaşmasını sana sorar. Zigot mu daha büyük yoksa morula mı daha büyük diye buraya da dikkat edin. Zigotun ilk bölünmesi
arkadaşlar iki blastomerli bir yapı oluşur. Bakın şurada yumurta hücresi vardı. Sonra spermin yumurtayı döllemesiyle zigot denilen yapı meydana geldi. İki tane çekirdek kaynaşıyor ve bu iki çekirdek kaynaştıktan sonra ilk mitoz bölünmesini, yani segmentasyon evresini geçirdi. İkili hücre, yani blastomer diyoruz. Buradaki blastomerler tekrar bir daha mitoz bölünme geçiriyor. Mitoz bölünme sonucunda iki yeni hücre oluşuyordu. İkinin katları şeklinde bir geometrik artış söz konusu. Daha sonra 8, 16 ve 32 diye devam eden hücreleri oluşturacak. Burada çok hücrelerden oluşan dut görünümlü morula yapısını görüyoruz arkadaşlar. Ve diyor ki blastomerlerden oluşmuş hücre topluluğundan meydana getirir diye söylemiş. Şimdi birbirleriyle aynı büyüklük ve genetik özelliklere sahip blastomerlerin oluşturduğu dut görünümündeki bu hücre topluluğuna morula denir. Arkadaşlar şu bir morula hücresi, birden fazla hücreyi görüyoruz. Buraya bilerek dut resmini koydum ki niye bu ismi vermiş, bu şekilde gözlemleyelim diye. Dutta da arkadaşlar gördüğümüz gibi birçok tanecik var. Dut, bu gördüğümüz birer kara dut arkadaşlar. Dutla birlikte mor rengini hafızamıza kodlayabiliyoruz. Önemli dediğimiz bir yer var arkadaşlar. Burası genelde sorularda çıkıyor. Buraya dikkat edelim. Daha önce de bahsettik. Morula evresinde embriyo çok sayıda hücreden oluşmasına rağmen blastomerlerdeki toplam madde sayısı ya da miktarı zigottakinden daha azdır. Çünkü zigot büyümeden bölünür ve yapısında bulunan vitellus hücre bölünmeleri sırasında enerji sağlamak için harcanır. Yani vitellus kesesinde besin maddelerim var ve bu besin maddelerini giderek kullandığım için besin yetersizliğinden dolayı hücreler arkadaşlar küçük kalır. Şurada yine göstermiş, zigot oluştu. İlk mitoz bölünmeleri, yani segmentasyon evresini geçirdi. İkili blastomer, dörtlü blastomer, sonra bu blastomerler birleşerek morula evresini gösteriyor. Ve hücre büyüklüğüne baktığımız zaman burada iki hücre, burada birçok hücre ve hücre büyüklüğü küçüldü. Blastula evresine geldim. Blastuladaki hücreler kenarlara doğru göç ederek blastula adı verilen içi boş top şeklindeki bir yapıyı oluşturuyor arkadaşlar. Bu hücrenin içindeki sıvı dolu boşluğa blastula boşluğu ya da blastosol. Sol demek biyolojide boşluk demek. Sol, solom terimleri arkadaşlar. Birinci karın boşluğu adı verilen blastula boşluğu geçici bir boşluktur. Bakın burası da soru olarak kesinlikle gelir. Blastula boşluğu geçici bir boşluk mudur yoksa kalıcı bir boşluk mu diye, kesinlikle geçici bir boşluk olduğunu bilmek durumundayız. Daha sonraki gelişme evrelerinde bu boşluk kayboluyor. Blastula evresindeki hücrelerin her biri çevrelerinde temas halinde oldukları için gaz alışverişlerini daha kolay yapacak arkadaşlar. Şimdi burada blastula evresini görelim. Şu gördüğümüz yapı zaten morula dediğimiz evre, birçok hücre var. Buradaki morula dediğimiz hücreler arkadaşlar şöyle kenarlara doğru göç ediyor. Kenarlara göç etti ve ortada bir boşluk oluştu. Bu boşluğa blastosel dedim. Buradaki blastoderm, yani blastula evresindeki hücreleri söylüyor. Dış çevreyle bağlantılı olduğu için de gaz alışverişini daha kolay yapacak. Başka bir şekilde şurada görüyoruz. Burada yine bir blastosolü gördük. Yani blastula boşluğunu. Şurada da yine arkadaşlar boşluğu iki şekilde göstermiş oluyoruz. Embriyo blastula evresinde döl yatağına tutunmaya hazır haldedir. Yani burada rahime geçtiği zaman artık tutunabilecek arkadaşlar. Ki burada endometrium kalınlaşmıştır. Geçen dersimizde bahsetmiştik. Döl yatağına ulaşan yeterince gelişmiş zigot blastosite dönüşmeye başlar. Bu blastosit ne işe yarıyor arkadaşlar? Blastosit halindeki hücre kümelerinden ben daha sonra kök hücre elde edeceğim. Ve bu kök hücreyi kullanarak bilimsel araştırmalarda bana yardımcı olacaktır. Burada bir inceleyelim şekil üzerinde. Bu embriyonun blastula evresinde döl yatağına nasıl bağlandığını gösteren bir grafik. İki tane arkadaşlar yumurtalık vardı zaten. Ben burada ne yaptım? Yumurtaları olgunlaştırdım. Sonra dışarıya atıldı ikinci oosit şeklinde. Burada olgunlaşıyor. Döllenme meydana geldi. Nerede? Fallopi tüpünde. Yine önemli bir noktaydı fallopi tüpü. Burada arkadaşlar sperm çekirdeği ve yumurta çekirdeği kaynaşarak zigotu meydana getirdi. İlk mitoz bölünmelerini nerede gerçekleştirdi? Yine arkadaşlar segmentasyon evresi dediğimiz evreyi bahsetmiş oluyoruz. Burada morula dediğimiz evreden sonra blastosit hücreleri artık nereye bağlanacak? Rahim denilen kanala bağlandı ve buradan devam ediyor.
Gastrülasyona baktığımız zaman gastrülasyonun diğer bir anlamı hücre göçü demek. Arkadaşlar blastula evresinden sonra artık hücreler göçüş aşamasına geçecek. Ve buraya baktığımız zaman blastula oluştuktan bir süre sonra embriyonun alt bölümündeki hücreler blastula boşluğuna doğru bir girinti oluşturacak. Hücre göçüyle oluşan girinti üstteki hücre tabakasıyla birleşene kadar devam eder. Bu evreye gastrulasyon, bu evredeki embriyoya ise gastrula adı veriliyor. Şimdi burada şekil üzerinde bir bahsedelim. Şurası blastula evresiydi. Kenarlarında hücrelerimiz mevcut arkadaşlar ve şuradaki blastosol diye söylüyoruz. Burada yavaş yavaş bir göç söz konusu. İçeriye doğru göçüyor. Ne zamana kadar devam edecek bu? İşte bu tavana değene kadar. Yani buradaki en yukarıya değene kadar devam ediyor arkadaşlar. Ve buradaki boşluğa baktığımız zaman artık oluşan boşluk gastrula boşluğu oldu. Gördüğünüz gibi buradaki blastosol dediğimiz boşluk artık arkadaşlar ne olacak? Yok oldu. Yani geçici bir boşluk. Yerini ne aldı? Gastrula boşluğu. Burası önemli. Gastrula boşluğu kalıcı bir boşlukken blastosol dediğimiz blastula boşluğumuz geçici bir boşluktur. Gastrülasyonun başlaması ile blastosol boşluğu ortadan kalkarak bütün gelişme boyunca kalıcı olan gastrula boşluğu meydana gelir. Buna ben ilk sindirim boşluğu ya da ilk bağırsak boşluğu terimini de söyleyebiliyorum. Gastrula boşluğunun dışı açılan kısmına blastopor deniliyor arkadaşlar. Por denilen zaten bir açıklık, bir boşluk diye söylemiştik. Gastrula boşluğu gelişmenin daha sonraki evrelerinde sindirim kanalı haline dönüşecek. İlkel canlılarda bu ağza dönüşürken gelişmiş olan canlılarda anüse dönüşecek. Şimdi burada tekrar bir daha hücre kısımlarımız var. Zigot, sekizli blastomeri görüyoruz arkadaşlar. Sonra blastula evresine geçti. Sonra burada hücre göçü meydana gelerek blastosol boşluğu, hücre göçü aşağıdan yukarıya doğru devam ediyor. Gastrulasyon dedik. Ve buraya geldiğimiz zaman şurası arkadaşlar işte blastopor denilen boşluktur. Ve burada endoderm, ektoderm basamaklarından bahsedeceğiz ki bunlar embriyonik tabakalarımızdır. Buradan daha sonra arkadaşlar doku ve organlar oluşacaktır. Gastrulanın iç kısmında hücre tabakası endoderm tabakasını, dış kısmında ise ektoderm tabakasını meydana getirecek. Orta tabakada ise mezenşim hücrelerini oluşturarak mezoderm tabakayı oluşturacaktır. Gastrula evresi tamamlandığında organizmanın bütün doku ve organlarını oluşturacak embriyonik tabakalar tamamlanmış oluyor. Yani burada embriyonik tabakalar bitmiş oluyor arkadaşlar. Hepsi oluştu. Sana şu soruyu soruyor. Embriyonik tabakalar nerede oluşur? Gastrula evresinde olacak cevabımız. Burası önemli bir detay. Farklılaşma olayı gastrulada başlar. Farklılaşma ne demek arkadaşlar? Hücrelerin özelleşmesi demek. Zigot yine oluştu, morula evresi, blastula evresi ve şurada arkadaşlar mezenşim hücrelerini görüyoruz. Mezenşim hücreleri daha sonra endoderme dönüşecek olan hücrelere dönüşüyor ve burada gastrulo boşluğu, ektoderm tabaka, şurada endoderm tabakayı görüyorsunuz ve şurada da mezoderm tabakalar oluşacak. Daha sonra bu tabakalardan organlar meydana geliyor. Farklılaşma ve organogenez diyoruz. Arkadaşlar genez olayı oluşum demek. Organogenez diyorsa organların oluşumu, histogenez diyorsa dokuların oluşumu. Bunlar ne zaman gerçekleşiyor? İşte hamileliğin ilk 3 ayında bunlar gerçekleşmeye başlar. Hücrelerin özelleşerek farklı özellikler kazanmasına ise farklılaşma diyoruz. Yani döllenme olduktan sonra birçok hücre segmentasyon evresi geçirdikten sonra birçok evre oluşuyor, hücre oluşuyor. Ve bu hücreler kendi arasında özelleşiyor, yani farklılaşıyor arkadaşlar. İşte sinir hücresi olarak, epitel doku hücresi olarak, karaciğer hücresi olarak özelleşecek. Embriyonun anne karnında beslenmesi nasıl gerçekleşiyor? Plasenta denilen yapıyla arkadaşlar. Buna halk arasında eş ya da son ismi verilir. Plasentanın bir bölümü endometriyuma yerleşmiş, diğer ucu ise göbek kordonuna yani göbek bağına bağlıdır. Böylelikle bebeğin beslenmesini sağlayacak. Bebek dediğimiz kısmı fetüs olarak adlandırıyoruz. Plasentanın görevleri nelerdir peki? Embriyoyu uterusa bağladı. Anne ile embriyo arasındaki madde alışverişini sağladı. Fetüs için beslenme, solunum ve boşaltım organı olarak görev yapacak arkadaşlar. Çünkü biliyoruz ki biz embriyoya baktığımız zaman beslenme özelliğini annenin damarlarından alacak. Solunum yapamıyor, akciğerler en son gelişen organlar zaten. Boşaltım da yine yapamıyor. Karbondioksit ve atık maddeleri anneye göndererek bu işlemini devam ettirecek. Endokrin bez gibi hormon salgıladı ve buradan aynı zamanda östrojen ve progesteron hormonları salgılanır. Bunu unutmayın, plasenta yine hormon salgılıyor diyoruz.
Arkadaşlar şurada bir şekilimiz var, plasentanın yapısı. İşte plasenta şu embriyoyu görüyorsunuz, göbek bağıyla şuradaki plasentaya bağlanmış. Sonra buradan iki tane damarımız var, hatta üç tane damarımız var. Ve bu damarlar iki tane atar damar, bir tane toplar damar üzere olmak üzere plasentayla bağlantılıdır dedik. Hamilelikte bebeğin gelişimini etkileyen faktörler nelerdir arkadaşlar? Hamile bir bayan kesinlikle sigara kullanmaması gerekiyor. Hamile bir bayan uyuşturucu kullanmaması gerekiyor. Yine alkol kullanımı da zararlı bir etken. Bunları zaten biliyoruz. Aynı zamanda hamilelikte arkadaşlar folik asit yetersizliği de önemli. Folik asit de almak durumunda. Folik asit dediğimiz şey aslında B grubu bir vitamindir. Hamilelikte X ışınlarına maruz kalma da önemli. Kesinlikle eğer AVM'lerde dikkat ettiyseniz arkadaşlar hamile bayanlar genelde o tarama cihazından geçmeyip yan taraftan geçmeyi tercih ediyorlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.